Evet, birçok insanda bayılma olayı gözükür. Neden insanlar bayılır? Durup dururken bayılmaz. Bayılmanın birçok sebebi var. Kalp damarlarında anormallik, beyin damarlarında anormallik ve beyne yeterince kan gitmemesi ve genellikle fakat düşük tansiyon olanlarda bayılma vakası daha çok olur. Neden? Çünkü beyine yeterince oksijen gitmezse kişi aşırı korktuğu zaman, ürperdiği zaman, gerildiği zaman veya tiksindiği zaman, büyük heyecanlar yaşadığında bayılma olayı ortaya çıkar. Bayılırsa ne olur kişi? Uzun süre bayılma durumu devam ederse doktor çağırmak gerekir veya hastaneye yetiştirmek gerekir. Kişi bayıldığında ayağını hafif 30 ayaklarının altına yastık gibi bir şey koymak gerekir. 30 santim kadar yukarıda tutmak gerekir. Çünkü kişi bayıldığında kanın büyük bir kısmı beyne ve kan önceliklidir. Yani bayıldığı zaman şuur altı devreye girer. Şuur altı öncelikle beyin, kalp ve iç organlara kan pompalamaya başlar. Yani el ve ayaklardaki kan oranı biraz azalır. Hayati öneme sahip organlar önceliklidir. Bu nedenle beyine ve kalbe çok yoğun kan pompalanır. Böylece kişi bayıldığı sırada herhangi bir anormallik söz konusu olmaz. Fakat buna rağmen bayılma süreci biraz uzarsa doktor çağırmak gerekir ve müdahale gerekir. Uzun süre baygınlıklarda problemler doğabilir. Yani birçok insan tansiyon problemi var dendiğinde var mı diye sorulduğunda deniyor ki efendim yok işte yüksek tansiyonum yok. Peki düşük tansiyon, düşük tansiyonu önemsiz zannediyorlar. Düşük, nasıl ki yüksek tansiyon problemse, düşük tansiyon da aynı şekilde problemdir. Yani büyük problemdir. Bu nedenle dikkat edilmeli. Düşük tansiyon problemi olduğu zaman tedavi edilmelidir. Aksi takdirde problemler doğar. Evet. Bayılma. Bu nedenle düşük tansiyonu problemi yaşayan insanlar için ne yapmak gerekir? Peki bayıldı vatandaş. Fakat düşük tansiyon problemi halledilmezse ileride sürekli bayılma hali olabilir. Bu gibi durumlarda düşük tansiyon problemini çözmek için biberiye. Bu gördüğünüz bitkinin tabii ki hafif düşük tansiyonlarında rahatsızlığında biberiyenin çayını içmek yeterlidir. Fakat ağır vakalarda biberiyenin yoğun olarak ekstraktından damla drajeler, kapsüller yapılması gerekir. Biz bu biberiyeden çok özel bir formül geliştirdik. Biberiye Forte. Özellikle yoğun adet gören bayanlarda ne olur? Kan kaybı nedeniyle düşük tansiyon problemi yaşarlar. Bu gibi durumlarda hemen ne yapmak gerekir? Bu tansiyon problemini halletmek gerekir. Eğer ki bayanlarda adet düzensizliği, adet anormalliği nedeniyle problemler yaşıyor ve kan kaybı fazla oluyorsa bunun için de hayıt kullanmak gerekir. Yani birçok faktör rol oynayabilir. Nelerin rol oynadığını bilmek ve ona göre tedbir almak gerekir.